Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Dürüm fiyatına istediğiniz alanda eğitim almak için açıklama kısmını kontrol ediniz. Sayın Bahçeli parti ile hale getirdiğinizin farkında mısınız? Ya ne olmuş kardeşim birkaç puan kaybettiysek yani. Hemen muhalif mi olmanız lazım? Yok bu koltuk sevdanız çok uzadı. Bak sen. Sen de mi öyle düşünüyorsun Ümit Bey? Evet ben de Meral Hanım gibi düşünüyorum. Vay vay vay. Ya sen Sinan? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Evet artık partiye yük oluyorsunuz. Devletin bir sorun mu var be? Valla Recep'im bilemiyorum arkadaşlar hangi hayvanın yüreğini yediler. Ama çok barınamazlar bu kafayla be. Son söz senin dostum. Yalnız hocam bizi tehdit mehdit edemez. E ittifakı ne zaman kuruyoruz? 2016. Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi geleneklerinden kopamıyor ve bu yüzden seçimden seçime başarısızlığa doğru emin adımlarla yürüyor. Hatta adeta koşuyordu. Özellikle seçimlerde kan davalı oldukları HDP'nin bazı illerde kendilerinden daha fazla oy alması parti için adeta kaynayan bir kazana dönüştürdü. İşte bu noktada milliyetçiler günah keçisi olarak Devlet Bahçeli ilan ettiler. Bahçeli MHP'nin ete kemiği bürümüş hali olsa da 1997'de oturduğu koltuğa tabiri caizse Japon yapıştırıcısı gibi yapışmıştı. Eskiden bağlarını kopar ve en önemlisi eski model olması ister istemez MHP'nin oy oranlarına yansıyordu. Bu sebeple Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi partinin önde gelen popüler isimleri derhal kurultay yoluyla genel başkanın değişmesini istiyordu. Ama Devlet Bahçeli otoritesini ve tahtını bırakmak istemediği için bu durum bir nevi taht kavgalarına dönmüştü. Türk tarihinin ve siyasetinin yabancı olmadığı bu taht kavgalarında Bahçeli de Fransız değildi elbet. Partide kendisine muhalif olan neredeyse bütün isimleri her fırsatta ihraç ediyordu. İhraç edilen parti muhalifleri mahkeme yoluyla partiye geri dönünce Bahçeli rakiplerinden kurtulmak için etkili ama gurursuz bir plan geliştirdi. Tayyip Bey şu şehzadelerden bıktım. İhraç ediyorum ama mahkeme yoluyla tekrar geri geliyorlar. Yardımcı olur musunuz? Benim hakimim senin hakimin Devlet Bey. Teşekkürler efendim. Ama senin partim benim, benim partim yine benim. Emredersiniz. İşte söylentilere göre Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile dostluk ilişkisi burada başladı. Bu durumdan sonra artık partiden umudunu kesen muhalifler yani Meral Akşener ve Ümit Özdağ MHP'den ayrıldı. İyi Parti'yi kurdu ve siyaset kariyerlerine yeni bir sayfa açtılar. Tabi Akşener ve Özdağ 2016 yılında yani MHP'nin AK Parti'ye kaydığı dönemde parti ayrılmasına rağmen Sinan Oğan bir yıla yakın MHP'de kalmaya devam etti. Peki Sinan Oğan neden parti içerisinde kalmaya devam etti? Şey çok merak ediliyor bu. Siz MHP'den 2017'de ayrılmışsınız galiba. Yok. ikinci defa 2017'de ihraç edildim. Atıldım yani. İlk ee, atılmam değil. Meral Akşener'le Ümit Özda galiba sizden önce ayrıldı. Siz o süreçte ayrılmadınız hemen. Ne oldu o süreçte? Hemen söyleyeyim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlığa aday olduğumda bizi MHP böyle çok gereksiz sebeplerle şey yaptı. Mahkemeye verdi. Yani parti içi disipline verdi. Mahkeme gibi adeta. O da beni ihraç etti. Ee, yani ihraç etmek, hani o deyimleri de biraz söyleyeyim tabii ki tabii. partiden attı. Anladım. Ben de gittim mahkemeye. Dedim ki beni, ben siyaset yapma özgürlüğüm elinden alınıyor. Yanlış bir şekilde yaptılar bunu. Dedim. Mahkeme beni haklı buldu. Dedi ki hayır Sinan atamazsınız. Partime geri döndüm. Sonra bunları bir daha 2017'de ihraç ettiler. Ümit Bey, Meral Hanım, Koray Bey. Onlar o zaman gittiler yeni bir parti kurdular. İyi parti diye. Ben dedim hayır burada mücadeleme devam edeceğim. Ben inatçıyım siyaseten o manada. Hep başladığım bir şeyi hep bitirmeyi severim. Ben başka bir herhangi bir partiye katılmadım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, mücadeleye devam ettim. Bugün de Türk Milliyetçilerinin ve Atatürklerin Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. Sinan bağımsız bir şekilde hayatına devam ettiği bu dönemlerde demin de dediğimiz gibi parti içi kavgalar eski MHP'lilerin kurduğu İyi Parti'yi de bulmuştu. Ümit Özdağ da reşlenerek İyi Parti'den ayrılmış ve kendi partisini kurmuştu. Zafer Partisi döneminde alışılmış yüzlerden sıkılan Türkiye gözlerini Özdağ çevirince ufaktan bir heyecanlanmıştı. Fakat gün geçtikçe Özdağ sert söylenmiş ve alışılmamış hareketleri kendisine eksi yazıyordu. Parti hızla popüler olmuştu ama düşüşü daha hızlı olmuştu. Tabi bunda sert agresif söylemleri ve sürekli fake haberleri kaynak göstermesinin yanı sıra deprem sürecindeki politikaları etkilese de vurucu hamle adaylık mevzusunda oldu. Zira Özdağ'ın ilk adayı Sinan Oğan değildi. Akıllardaki isim Mansur Yavaş'tı. Hatta Ümit Özdağ farklı bir parti lideri olmasına rağmen CHP'nin belediye başkanını resmen aday göstererek CHP'nin iç işlerine kadar müdahale etti. Bu durum her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tabanında öfkeye sebep olsa da parti içerisindeki Mansurcu tayfa Özdağ'ın bu söylemiyle zevkten dört köşe oldu. Ama finalde Mansur Yavaş'ın Özdağ selam bile vermemesiyle Özdağ'ın Yavaş adaylığı hayalden öteye gidemedi. Bu süreçte Tanju Özcan teorileri konuşulsa da Ümit Özdağ Muharrem İnce'ye göz kırptı. Fakat Muharrem İnce Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş adaylığı hakkında diretmesiyle ittifaktan ayrılarak kendi yoluna bakmıştır. Adaylık konusunda Mansur Yavaş'ı çok direttiniz. Çok istediniz evet. Mansur Yavaş'ın gelmesini. Sonra dediniz Mansur Yavaş'la bir yerde karşılaştık. Bana selam vermedi. Yani Mansur Yavaş çok pas vermedi bu durumda. Mansur Yavaş'ın adaylığını direttiniz diye CHP tayfası parti içimize karışıyor, parti iç işlerine karışıyor diye sizi eleştirdi. Mansur Yavaş'ı niye ısrarla istiyordunuz? Ben istemiyordum, halk istiyordu. Yani benim Mansur Yavaş'la bir dostluğum yok. Mansur Yavaş'ın benimle bir dostluğu yok. Hatta Mansur Yavaş'ın benim aleyhimde yapmış olduğu açıklamalar var. Mansur Yavaş bu süreçte dediğim gibi dönüp bir selam bile vermedi. Yani en ufak bir nezaket göstermeyi bırakın, nezaketsizlik bile gösterdi. Ama mesele kişisel bir mesele değil ki. Mesele Türkiye meselesiydi. Ve halk Mansur Bey tercih ediyordu. Siz bir kamuoyunun vardı. sesini dinlediniz. Ben kamuoyunun sesini, milli vicdanın sesini hem de hiçbir karşılık beklemeden kişisel olarak bana olumsuz davranmasına rağmen bunları gündem yapmadım, konuşmadım ve desteklemeye devam ettim. Bu durumdan Muharrem İnce de rahatsız oldu. Sonra... Muharrem İnce'nin hiç rahatsız olmasına gerek yoktu. Kendisiyle yapılmış bir anlaşmamız yoktu. Görüşüyorduk. Görüşürken ortada bir karar süreci olmadan neden Mansur Yavaş'tan bahsettiniz Dene hakkı yoktu. Muharrem Bey'in böyle e, adam kazandı, e, Whatsapp'tan ben gidiyorum dar tarzı var. Buyursun gitsin. Yani, <laughs> tamam, mı? yani böyle bu tarzla olgun siyaseti yapmak mümkün değil. Bakın, bu tarzla olgun Türkiye'nin istediği bu kadar ağır krizden geçtiği bir dönemde soğukkanlı siyaset yapmamız gerekirken, değerlendirmeler yapmamız gerekirken ben küstüm oynamıyorum. Tamam o zaman git oyun parkında oyna. Anladım. İşin sonunda Ümit Özdağ Ata İttifakı'nın adayı olarak Sinan Oğan'ı destekledi. Böylece Zafer Partisi'nin adaylı krizi de ortadan kalktı. En son size geldi ve akıllarda şöyle bir soru işareti var. Ümit Özdağ'ın yedek adayı mısınız? <laughs> Yani tabii bunu konuşanlar bizim Ümit Bey'le beraber e, 6 ay önce oturup e, siyasetin gelişmesine bağlı olarak ileride işbirliği yapma e, imkanlarını konuştuğumuzu bilmiyorlar. Biz oturduk konuştuk. Dedik ki e, işbirliği nasıl yapabiliriz? Na, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Zafer Partisi, ittifak çalışmaları bunlar oturup konuştuk ve Genel bir mutabakata vardık. Tabii ki siyasetteki gelişmelere paralel olarak. E, Mansur Yavaş'ın adaylığı mevzusu aslında e, evet Mansur Yavaş aday olsaydı e, çok daha e, farklı olabilirdi. Millet İttifakı'nın adayı olsaydı. Ben de zaten e, aday olmadan önce şunu demiştim. Üzerinde uzlaşılacak bir isim varsa buyursun olsun ben de destekleyeyim. Ama üzerinde uzlaşılacak aday yoksa ben Türk milliyetçisiyim. Neden solun adayına tabi olayım? Neden bir siyasal İslamcı adaya tabi olayım. Türk milliyetçisiyim. Varsa adayı destekleyeyim. Yoksa adayım desteklesin herkes. Aday çıkmadı ve şimdi aday oldum ve herkesin de desteklemesini bekliyorum. Yani ben hem Türk milliyetçisiyim diyeceksin hem de gidip HDP ile yan yana duracaksın. Hem Türk milliyetçisiyim diyeceksin hem de gidip Hüdapar'la yan yana duracaksın. Bunlar olacak işler değil. Ee, diğer bahsi geçen isimler de siyasettir, konuşulur. Ama siyasette konuşulan değil, netice önemlidir. Bu yedek adaydı, şöyle adaydı, böyle adaydı meselesi değil. Daha bunların hiçbir ismi yokken biz daha 6 ay önceden oturup bunları konuşuyorduk. Sinan Oğan tahsil açısından oldukça entelektüel bir siyasetçiydi. Ekonomi alanında uzman olduğunu hem de diplomalı bir uzman olduğunu vurguladığı gibi diğer adaylardan da daha geç ve daha dinamik olduğunu eklemeyi de ihmal etmemişti. Yabancı dil mi? Onda var. Tek yumrukta mecliste vekil de vermek mi? Onda var. Akademik üstün başarı ödülü mü? Evet dostum. Onda var. Ne? Siz de Sinan Oğan gibi kariyerinizde başarı olup dil mi öğrenmek istiyorsunuz o zaman sponsorum Sorbil'den bahsedeyim Sorbil istediğiniz alanda kendinizi geliştirebilecek eğitimler alabileceğiniz online bir eğitim platformudur. Bu online eğitim platformunda yabancı dil, yazılım, kişisel ve kariyer gelişimi gibi 4 ana kategoride ders alarak kültür puanlarınızda bir yenisini ekleyebileceksiniz. İngilizce eğitiminden diksiyon eğitimine kadar geniş bir skalada eğitimler bulunuyor. 5 farklı dil, 20 farklı program ve 7 farklı yazılım dili eğitimleriyle dilediğiniz anda vizyon sahibi olabileceksiniz. Tıpkı Evliya Yusuf Kayalp gibi. Ha bu arada tamamladığınız her eğitim için ek ücret olmaksızın uluslararası onaylı sertifika alabiliyorsunuz. Böylece CV'nizi güçlendirerek Elon Musk olma yolundaki adımlarınızı deparla değiştirebilirsiniz. Uluslararası diyorum çünkü İngiliz sertifikasyon kurumu CPD tarafından resmi olarak tanınmış bir platformdur Sorbil. Premium üyelik satın alarak bütün bu nimetlerden sınırsız bir şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi kafanızda bu harika eğitim platformundan faydalanmak için kredi fikirleri gelmiş olabilir ama saçmalamayın dostlarım. Çünkü bu Derya Deniz platformunun aylık ücreti 39.90 TL ve yıllık sadece 192 lira ediyor. Yetmiyor. Kayal kodunu kullanan siz değerli izleyicilerime de %20 indirim gerçekleştiriyoruz. Yani yani inanın bir Netflix abonelik ücreti bile değil. Ayrıca beğenmezseniz durum bile alamayacağınız paranız iade. Hadi açıklama kısmını kontrol ederek memlekete bir Yusuf Kaya kazandırın. A Sinan Oğan'a dönelim. Fakat her ne kadar akademik açıdan başarılı olsa da Sinan Oğan çok da popüler bir cumhurbaşkanı adayı değildi. Yiğidi öldür hakkını ver ama bu durum sosyal medyada mizah malzemesi olarak bile kullanıldı. Bu ironik durum ister istemez Zafer Partisi'nin popülerliğini akıllara getirdi. Neden Sinan Oğan ilk günde 100 bin imzayı toplayamamıştı? Yoksa Ümit Özdağ'ın başlattığı Zafer Hareketi'nin popülerliği Allah'ına mı kavuşuyordu? Parti popülerliğinizin düştüğünü düşüyor mu yani? Parti popülerliğiniz düşüyor mu? Hayır düşmüyor zaten. Hemen sorumu soracağım. Evet, sosyolojik olarak mümkün değil. O zaman Sinan Oğan neden ilk gün 100 bin imzayı toplayamadı. Türkiye'de hiç kimse 100 bin imzayı ilk gün toplayamadı. Meral Akşener de 2,5 gün sonra toplamıştı. Yani Türkiye'de ilk gün 100 bin imzayı toplayan yok bir. Hiç olmadı şimdiye kadar. O kadar olumsuz bir konumlanma yapıldı ki seçim kurullarında. Düşünün İstanbul'da aşağı yukarı 5 milyon insanın yaşadığı birinci bölgede iki tane seçim imza yeri var toplanmış kilometrelerce ve kilometrelerce gitmek zorunda kalıyorsunuz. Keza Ankara'da 6 ilçe bir ilçede toplanmış ve işte Ramazan başlıyor. Bütün bunlar üst üste gelince e, hiçbir aday ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün toplayamadı. E, biz de dördüncü günde bitirdik. Evet işin sonunda Sinan Oğan resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Fakat diğer üç adaya göre sönük kalan Sinan Oğan'ın seçimi kazanma ihtimali neydi? Seçimi kazanmayı düşünüyor muydu? Valla spor olsun diye seçime girmedim. Seçimi kazanmayı düşünüyorum. Ve kazanacağıma da inanıyorum. Ancak bu seçim. Yani dört adaydan birisi kazanacak. Aynı anda ne dördü, ne üçü, ne ikisi kazanamıyor. Birisi kazanacak. Ümit ediyorum ki bu kazanan birisi biz oluruz. Ve sizin de izleyicileriniz, dinleyicileriniz vasıtasıyla insanlar bizi tanır, daha çok e, insanın bize ilgisi olur. E, anketleri takip ediyorum ama e, bizim adaylığımız 100 bin imza ile olduğu için ve e, ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yeni ilan edildiğimiz için şu an elimizde böyle çünkü iki gün oldu benim yani bu bugüne baktığımızda iki gün oldu adaylığımın resmileşmesi. Bir takım anket şirketleriyle konuştuğumuzda ilk ölçümlemelerin bizim e, 7-9-16 bandı arasında bir trend yakaladığımızı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan piyasaya çıktığı andan itibaren Rusya muhabbeti üzerinden değerlendiriliyor. Kendisinin Batı karşıtı bir ekolü savunduğu, Doğu bloğunu desteklediği hatta kimilerine göre tamamen Rus yanlısı bir siyasetçi olduğu dahi iddia edilmiştir. Peki o an Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Batı ve Doğu yanlısı bir siyaset mi izleyecek yoksa tamamen denge politikalarına mı yönelecek? Size Batı karşıtı diyorlar, Rus yanlısı diyorlar. Bu takipçilerim. Hmm. Sorumluluk onların. <laughs> Elbette yo. Ya şöyle ben demokrasiye inanan bir adamım. Küfür, hakaret ve insanın özeline girilmediği takdirde her soruyu ben cevaplarım. Cumhurbaşkanı olduğunuz e, takdirde batıyla ilişkileriniz nasıl olacak? Bir denge politikası mı yürüteceksiniz yoksa tamamen Rus yanlısı bir politika mı? Vallahi buraya gelirken benimle ilgili Twitter'dan bir eleştiri okudum araçta. Ya Sinan Oğan'ın da bir gün Amerika'yı eleştirdiğini görmedik. Hep Rusya'yı hep Çin'i eleştiriyor diye. Ben ne Batı karşıtıyım ne Rus karşıtıyım ne Çin karşıtıyım ne birinin karşıtıyım ama ben şunu diyorum ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için ve büyük Türkiye için onun için bizim temel hedefimiz temel prensibimiz Türkiye'nin sözü geçer sözü dinlenilir pasaportunun kıymeti olan gençler yurt dışına gittiği zaman o gittiği ülkede acaba iltica edip burada kalacak mı endişesi taşımayan böyle saygınlık gören bir ülke yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için Amerika ile de ilişkiler içerisinde olacağız. Rusya ile de, Çin ile de. Türkiye'nin çıkarları neredeyse biz orada olacağız. Ama ağırlık merkezimiz Türk dünyası olacak. Peki Sinan Oğan'ın Putin'e karşı bakış açısı nasıldı? Bunun dışında tamamen Türk ülkeleri üzerinden politika kuran Sinan Azerbaycan'da yolsuzlukla anılan Aliyev ailesine karşı bakış açısı neydi? Zira bu aileden bir ödül alması ve Aliyevler ile ilgili söylemleri kafalarda soru işareti oluşturdu. Tüm bunları merak ediyor musunuz Kaya izleyicileri? E Sayın Oğan'a bunları da soralım. E, sizce e, bunu sormak istiyorum. E, Putin diktatör veya otokrat bir lider mi? Niye bunu sormak istiyorum dediğinde böyle bir endişeli sordun. Ee, Sebebini merak <laughs> ediyorum. Ben de sana sorayım. Ümit hoca biraz agresif. Ee, biz onunla daha önce de bir program yaptığımızda hmm. e, orada ben bunu izlemledim. Sert bir söylemi var. İster istemez aynı kökenden geldiğiniz için. <laughs> rahat ol ya lütfen rahat ol. Hiç öyle bir dünya yok. Bana ya Ümit Bey de öyledir aslında ama denk gelmiştir. Ümit Bana de her sinirli. soruyu Ümit sor hoca çok sinirli. Bana her soruyu sorabilirsiniz dolayısıyla Putin de benim babamın oğlu değil. Putin'e <laughs> diktatör de diyebilirsiniz, istediğinizi diyebilirsiniz. Tabii ben genel olarak kimseye hakaret edilmesinden yana değilim ama Putin'in de böyle demokrat bir lider olduğunu kimse söyleyemez. Putin evet ülkesini son derece otokrat bir şekilde yönetiyor. Bir Rusya-Ukrayna savaşı var ki her gün yüzlerce insan ölüyor. Son derece de lüzumsuz bir savaş. Bölgeyi Tehlikeye atan bölgeyi bölge güvenliğini tehdit eden bir savaş. Anladım. Ee, bu Aliye ailesiyle galiba bir bağınız var ya da size nişan verdiğini duydum. Evet. Ee, bağım Al yok ama nişan verdiği doğrudur. Anladım. Ee, onunla ilgili bir yazınızı okudum galiba. Tam hatırlayamıyorum şu anda uykusuz. Yok sen sor ben söyleyeyim ya. Aliyev ailesinin Benim kadar uykusuz yol Yolsuzluk ha. olayları sizce kumpas mı yoksa buz gibi yolsuzluk mu Aliyev ailesinin bir yolsuzluğu var mı yok mu? Bununla ilgili bir mahkeme kaydı var. Doğrusu ses isters doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Hı hı. Ee, ama şu kadarını söyleyeyim. Avrupa Konseyi çok özür dilerim lafınızı hı hı. kesin. Avrupa Konseyi yolsuzluk mücadelesi grubuna göre e, 2017'de en yolsuz ülke olarak seçilmiş. Sonra ulusal Uluslararası, Pardon uluslararası şeffaflık örgütüne göre en yolsuz ülke seçilmiş Avrupa Konseyi yolsuzlukla mücadele grubu da Azerbaycan'daki tek sorunun işte yolsuzluk olduğunu söylemiş hı hı. kızının da işte 76 milyon dolarlık bir gayrimenkulleri çıkmış farklı farklı ülkelerde farklı ülkelerde şimdi şöyle o coğrafyayı o coğrafya şeyi içerisinde standardı içerisinde değerlendirmek lazım şunu ifade etmek istiyorum yani Örneğin Türkiye'deki Cumhurbaşkanımızın çocuklarının ne kadar farklı ülkelerde gayrimenkulü var bilmiyoruz. Bu coğrafyanın maalesef kaderi bu. Bütün ülkelerin var. İlham Aliyev'in de çocuklarının gayrimenkulü var mı yok mu? Bizimkileri bilmediğimiz gibi onlar da bilmiyoruz. ama böyle eski Sovyet coğrafyasından 10 numara 5 yıldız bir demokratik ülke beklemek de çok hayatın gerçekleriyle doğru orantılı değildir. Zaman içerisinde demokratikleşecektir. Zaman içerisinde o demokrasi kültürüne ulaşacaklardır. Benim aldığım madalyaya gelecek olursak ben Allah'a şükür Yahudi cesaret ödülü almadım. Ben Lejeune d'Honneur almadım Fransa'dan. Ne bileyim ben Amerika'dan bilmem ne almadım. Ben Türk dünyasından, Azerbaycan ve Kazakistan'dan Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkileri geliştirdim diye, geliştirmesine katkıda bulundum diye doğru söz. Bu bana nişan verdiler, bir madalya verdiler. Bundan da gurur duyuyorum. Allah bizi e, Yahudi cesaret madalyası almaktan korusun. Türk cesaret madalyası her zaman tercihimdir. Çünkü kardeşlerimizden alıyorum. Türk dünyasına, Turana inanan birisi olarak tabii ki de Türk dünyasından alacağım. Gidip Ermenistan'dan alacak halim yok. Peki kanalımızın geleneksel sorusu olan Meral Akşener ve Bahçeli boğuluyor olsaydı ilk önce hangisini kurtarırdınız sorusunu Sinan Oğan'a da soralım mı? Bahçeli ve Meral Akşener denizde boğuluyor olsaydı ilk önce hangisini kurtarırdınız? Birini seçin ama politik cevap verdim. <laughs> <laughs> Bahçeli ve Meral Akşener. ikisi de elini uzatıyor. Kimi çekersiniz önce? <laughs> Tabii Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir Türk Milliyetçisi partinin her ne kadar şu an AK Parti ile işbirliği yapıyor olsa da genel başkanı. Sayın Akşener de e, İyi Parti'nin genel başkanı. Burada politik bakmazdım meseleye. Yani her ikisi de işte Türk milliyetçiliği şeyinden geliyor. Ee, burada politik cevap da vermeyeceğim. Daha bir vatandaş gibi cevap vereceğim. Ee, bir, bir kadını kurtarmak daha <laughs> e, daha mantıklı gelir bana. Yani bir kadına yardım eli uzatmak, bir siyasetçi olarak değil, bir kadın olarak, Anladım. bir kadına yardım eli, yani bir erkek dururken bir oradayken bir kadına yardım, yani öncelikle bir Anadolu. Tabii. Ee, de, 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 beyefendisi olarak bir kadına elim uzatırdım. Anladım. %5'lik MHP oyları tam gidiyordu geri geldiler. <gülüyor> <gülüyor> e madem Sinan Oğan'a sorduk bu soruya daha önce politik cevap veren Ümit daha da aynı soruyu tekrar soralım. Biraz ortamı yumuşatmak için daha önce politik cevap verdiğiniz bir soruyu tekrar sormak istiyorum. <laughs> bir patronsunuz. Yanınıza işçi alacaksınız. İki tane adayınız var. Meral Akşener Devlet Bahçeli hangisini alırsınız işe? İşi kapatırım. <laughs> ya şu ikisi arasında bir seçim yapma ya. Yok yapmam ikisi arasında da seçim yapmam. İşte Türk milliyetçilerinin adayı olarak kendisini tanımlayan Sinan Oğan'ın Kaya severlerine verdiği cevaplar bunlardı. Cumhurumu, mu memleketimi, mi, memleket mi mı, kimi kazanacağını bilemeyiz ama kimin kaybedeceğini bu videoyu izleyen her bir birey biliyor. <laughs>